Al canım. İş adamı Mehmet Şahdoğlu'nun eşi Gümüş Şahdoğlu iş ortağını 3 yerinden vurdu. İş adamı Mehmet Şahdoğlu'nun eşi olan Gümüş Şahdoğlu iş ortağı Engin Özbek'i tam 3 el ateş ederek ağır yaraladı. Gümüş Şahdoğlu'nu kaçırdığı iddia edilen Engin Özbek hayati tehlikeyi atlatmış durumda değil. Bugün yapılacak nöbetçi mahkemede hakim olayın nefsi müdafaa olup olmadığına karar verecek. Abla! Abla! Geldiniz mi kızım? Geldik babacığım. Gümüş nerede? Mehmet'le birlikte geliyor. O niye geliyor şimdi? Tutturdu geleceğim diye. Doktor da izin vermiş. İyi bakalım. Gülsün nerede? Bütün gece uyumadı. Ben de eve gönderdim. Ay şunu da bir atlatsak. Merak etme gelin. Yarım saatlik iş. Ah, ne bileyim. Doktorlar hiç umutu yok diyorlar. Bir de adam ölürse Gümüş'ten altında kalmasın da. Olmaz öyle şey. Hah, geldiler işte. Merhaba. Nasılsın oğlum? İyiyim dede. Keşke kalkmasaydın sen yatağından ya. Kızımla halledip gelecektik. Ben de çok söyledim dede ama dinlemedi işte bir türlü. Mehmet. Aa, niye? Gazetede okudum. Merhaba. Çok geçmiş olsun. Size de. Sağ olun. Babacığım, biz şöyle geçelim isterseniz. Olmaz ama bu ne yüzsüzlük. Öyle deme kızım. Çocuğunun babası o. Tamam. Arasının nasıl olduğunu sorsun. Ama buralara kadar gelmesine gerek yok ki. Tam her şey yolunda derken ne olduğumuzu şaşırdım. Bacağın nasıl? İyiyim, biraz daha iyiyim, sağ ol. Ama inan şimdi seni daha iyi anlıyorum. Buna hiç gerek yoktu ki. Ben senin beni anladığını biliyorum zaten. Ben annemlerin yanına gidiyorum. Tamam canım. Yalnız bırakmasana kızım kocanı. Buradayım ya işte. Her şey düzelir Mehmet. Sağ ol Rüya. Hadi başlıyor. Gel Mehmet. Tamam. Kusura bakmayın ama yalnız onlar. Nasıl yani, biz giremiyor muyuz? Maalesef. Gümüş Hanım ve Mehmet Bey sadece. Anlamadım. Niye ama? Bu nöbetçi mahkeme. Gizlilik kuralları var. Tamam evladım, biz buradayız. Ama olmadı ki böyle. Anneciğim, tamam tamam. Hadi. Hadi evladım, kolay gelsin. Sağ olun dedeciğim. Hadi yavrum. Sürdü. Bir saat oldu. Hani bir saati bulmazdı babacığım. Hala ses yok. Merak etmeyin. Uzamış olması çok normal. Ne oldu, hala çıkmadılar mı? Hayır evladım. Allah Allah. Allah'ım neler oluyor acaba? Sakin ol gelin. Beni de telaşlandırıyorsun. Kusura bakmayın babacığım. Gereği düşünüldü. Mahkememiz olayın nefsi müdafaa sınırlarını aşıp aşmadığının yargılama sırasında araştırılmasına, olayın oluş biçimi, toplanan deliller ve şüphelinin sosyal yaşantısı da göz önünde bulundurularak şüpheli Gümüş Şahdoğlu'nun tutuklanmasına itirazı kabil olmak üzere karar verilmiştir.
Hakim Bey olamaz, bu mümkün değil. Maktul Engin Özbek'i kendi silahıyla vurmuştur. Nefsi müdafaa olması için sizin de hayatınızın tehlikede olması gerekmektedir. Ama adamın silahı elinde bile değilmiş. Artık deliller diğer mahkemede incelenecektir. Merak etmeyin. Suçsuzsanız ispat edersiniz. Adalet mutlaka yerini bulur. Mahkeme sona ermiştir. Hakim Bey, bir saniye. Bu karar adil değil. Bir saniye. Ne oldu, sakin. Bu olayda mağdur durumda olan biziz. Sizin de bizim yanımızda olmanız gerekmez mi? Bizi korumanız gerekmiyor mu? Mehmet. Mehmet Bey, lütfen. Sabırlı olmanız gerek. Bir saniye. Avukatınızı dinleseniz iyi edersiniz. Hakim Bey, bu adamın yaptıklarını fazlasıyla ödedik. Hem de fazlasıyla. Mehmet, tamam. Artık daha fazla bu adama tahammül edemem. Mehmet Bey, lütfen. Bir saniye. Hayır. Ben adaleti korumaya çalışarak bir karar verdim. Verdiğim kararı yanlış buluyorsanız itiraz hakkına sahipsiniz. Ama itirazınızı bağırarak değil, yasal yollarla yapın. Ne yani, karımın aylarca hapse girmesine göz mü yumayım hakim bey? Mehmetciğim, lütfen yapma. Konuşmaya devam ederseniz sizi tutuklatacağım, haberiniz olsun. Mehmet, lütfen dur. Mahkeme bitmiştir. Hayır, buna izin veremem, hayır. Bir şeyler oluyor içeride babacığım. Bu barışmalar da ne? Bilmiyorum ama umarım kötü bir şey değildir. Gümüş Hanım. Üzülme, tamam mı? Merak etme. Buyurun Gümüşhan. Üzülmeyin. Ne olur beni de üzmeyin. Mehmet, bir yanlışlık olduğunu söyle ne olur. Ya merak edilecek bir şey yok. Geçici bir durummuş bu sadece. Geçici mi? O da ne demek? Gümüş Hanım tutuklu yargılanacak. Son karar değil yani bu. Bir sonraki mahkemede her şeyin değişeceğini düşünüyorum. Ama Gümüş kendini korumadı mı? Bu nasıl adalet? Sizi anlıyorum. Anlaşılması zor ama inanın bir sonraki mahkemede her şey değişecek. Lütfen bana güvenin. Buyurun gidelim.